BlackRock ve WisdomTree spot Bitcoin ETF'ini güncelledi. Hangi detaylar öne çıkıyor diyor. Önceki videolarda konuştuğumuz BlackRock ve bir yenisi olan WisdomTree'nin güncellemelerinden bahsetmeye çalışacağız. Bildiğiniz üzere artık ETF'ler çıkışı piyasada hiç olmadığı kadar yakın. Bu noktada da çok fazla çalışma var. Bunun içerisinde iki video önce işlediğimiz BlackRock üzerindeki iShares ETF'in güncellemesi. Burada nakit akış modelini benimseyen bir şekilde karşımıza çıkması ve çıkacak olması. Beraberinde bir önceki videoda bahsettiğimiz WisdomTree'nin yapmış olduğu çalışmalar önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri SEC'in nakit itfa modelini Bitcoin ETF'inin resmi onayından önce veya sonra onaylayıp onaylamayacağı henüz görülmüyor. Peki. SEC'in tüm spot ETF'leri aynı anda onaylaması beklenmesine rağmen muhtemel birkaç partiye yeşil ışık yakma olasılığı da bulunuyor. Evet, burada söylediği yani kastettiği şey şu. Farklı ETF'leri birkaç partide onaylama ihtimali zaten öyle olacak. Şimdi rağmen deyip ikinci kısma geçiyor. Fakat aslında ikisi de aynı şey. Yani yine toplu onay gelecek. Fakat bu toplu onaylar parti parti bölünecek. Bunun adına toplu onay dememizin sebebi şu. Adam şunu da yapar normalde. Yani bu bir seçenektir. Yapılabilir ve bu seçin elinde olan bir şey. 10 Ocak mı? Tamam, Ark'ınkini 21 shares'ı kabul ettim. 14 Ocak mı? He, WisdomTree'ninkini kabul ettim. Güzel. Mart'ta Fidelity mi var? Tamam, Mart'ta da Fidelity'ninkini, yani hepsinin bir son tarihi var ya, 1-1-1-1 yerine adamlar bir partide en az birkaç tanesini onaylıyor. Bu şekilde hareket ediliyor. Tabii onaylayabildiği kadarını da toplu onaylamaya çalışıyor. Rekabetin ölmemesi için. Ama neticeye baktığımız zaman iki farklı, yani birbirinden çok başka zaman diliminde bu başvuruyu yapanlar olduğu için, örneğin BlackRock, Fidelity, değil mi? Ya da Ark. Bunlar Haziran ayında başvuru yaptı. Haliyle hem hak edişte önde, aynı zamanda bunların üzerine çalışıldı. Seç tarafından ve ikili taraflarda görüşmeler oldu. Grayscale aynı şekilde. Bir noktada Franklin Templeton'u düşünüyorsunuz. Franklin Templeton daha başvuru yapalı. Daha dur bakalım. 2 hafta mı oldu? Yani öyle bir şey. Sonuçta bu noktada kabul edilemez. Yani şundan bundan kaynaklı da değil. Üzerinde bir çalışma yok. Anlatabiliyor muyum? Ama bu nereye gidecek? Mesela birkaç video sonra bir durumdan daha bahsedeceğiz. Şu anda yeni bir ETF başvurusu da geldi. Spot Bitcoin ETF başvurusu. Her yenisi geldiğinde adamlar toplu onay için süreyi uzatıyoruz, hepsini aynı anda yapacağız derse zaten bu iş bitmez yani. Tamam mı? Sürekli yeni ETF başvurusu gelir. Bak yine geldi. En son 10-11 gün önce gelmişti. Şimdi bir tane daha geldi. O yüzden bir partiyi önceden işi bitirip onaylamakla bir an önce gerektiği vakitte işe koyulmakla diğerlerini de mağdur etmemek arasındaki ince çizgi tabii takip edilecek. İlk postada, ilk partide BlackRock, WisdomTree, Fidelity Investco, Ark, Valkyrie gibi bu saydığım şirketlerin kabulü gelir. Spot Bitcoin ETF için S1 düzeltme başvurusunda WisdomTree'in hala in-kind oluşturma ve itfa istekliğini bıraktığı görünüyor. Yatırım devi BlackRock ve WisdomTree ABD'deki Spot Bitcoin ETF başvurusu için yeniden bir güncelleme yaptı. BlackRock ve WisdomTree Bitcoin ETF'ini güncelledi. Yatırım yöneticisi BlackRock 18 Aralık 2023 Pazartesi günü SEC Spot Bitcoin ETF başvuru kapsamında iShares Bitcoin Trust'ın Form S1'e bir düzeltme sundu. Aynen geçtiğimiz videolarda dediğim gibi konunun üzerinde de kısaca durmuştuk. Nakit akış modeline geçiş kaydedildi.
Yakında toplu onay geliyor. Az kaldı. Sabır. Toplu onay aynı zamanda toplu ralli getirecek demek isterdim. Bitcoin rallisi getirecek diyeyim. Tabii altcoin'ler de yükselir ama dominansın arttığı bir süreç olur. Görünüşe göre spot Bitcoin ETF onu etrafındaki çıkmaza. ETF'lerin işlemleri için operasyonların arkasındaki itfaiye modeli etrafında toplanmış durumda doğrultuda BlackRock. Son başvurusunda Form S1'i düzenledi. Başvuruda yatırım yöneticisi in-kind itfaiyeler kısmını SEC tarafından onaylanmak üzere onaylanmamış bırakırken nakit itfaiye sistemini onaylamıştır. Şöyle dedi. Bu işlemler nakit karşılığında gerçekleşecek. Aynı düzenleyici onayına tabi olarak bu işlemler Bitcoin karşılığında da gerçekleşebilir diye söylüyorum. Evet. Amerika Birleşik Devletleri SEC'in nakit itfaiye modelini Bitcoin ETF'in resmi onayından önce veya sonra onaylayıp onaylamayacağı henüz görülmüyor. Komisyon spot Bitcoin ETF başvurularının onayı için 10 Ocak 2024 tarihine kadar olan sonraki tarihe karşı karşıya. SEC'in tüm spot ETF'leri aynı anda onaylaması beklenmesine rağmen muhtemel birkaç partiye yeşil ışık yakma olasılığı da bulunuyor. Ancak firmalara spot ETF'leri başlatma izni verebilecek tek bir tarihte verebilir diyor. Evet doğrudur ama dediğim gibi yani bu partide o şekilde bir şey yapma ihtimali düşük. Öyle olacak olsa daha Franklin Templeton'ın yanlış olmasın 7 Ocak'ta herhalde kamuoyu anketi sonlanıyor. Daha dur 7 Ocak'ta onu bitirdim. Ne ara değerlendirip onayladın? Olabilir yani. Nasıl? Onu geçtim. Şimdi geldi ya şimdi. Bunu ne kadar daha değerlendireceksin? Wisdom Tree Bitcoin ETF, Spot Bitcoin ETF için S1 düzeltme başvurusunda Wisdom Tree'in hala in-kind oluşturma ve itfaiyesini ekleyin bıraktığı görünüyor. ETF sepetlerinin yalnızca bir miktar Bitcoin veya nakit karşılığında ihraç veya itfaiye edileceğini belirtti. Bitcoin vekili veya Prime komisyoncusu Trust'ın hesabına karşılık gelen miktarda Bitcoin veya nakit tahsis etmedikçe hisse çıkarılmaz. Grayscale Investment'ın ETF itfaları ve Grayscale Bitcoin Trust hissedarları için ilgili vergi sonuçları etrafındaki duruşunu rapor etmişti. Şirket spot emtia ETF'lerinin Grantor Trust olarak yapılandırdığını ve dolayısıyla sermaye kazancı vergisinin uygulanmayacağını belirtti. Aynen öyle. Tabii ki bu da ETF'ler üzerine talebi olabildiğince artıracaktır. Netice itibariyle bu noktada vergilendirmeden muaf olması olaya rağmen muaf olması anlamı taşıdığı için güven ortamını da elde tutmaya devam edecektir. ETF'ler konusunda güzel haber almaya devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.